Vahimli kanalından herkese selamlar. Kısa bir hatırlatma. Bu tarz haberlerin ve müjdelerin devamının gelmesi için, videoyu beğenerek, bize destek olabilirsiniz. Şimdiden, teşekkür ederiz, iyi seyirler. 50 bin konutluk TOKİ projesinde başvuru şartları neler? TOKİ 50 bin yeni konut yapacak. Projeye başvurular başladı, son başvuru tarihi 19 Nisan 2019. Peki, TOKİ 50 bin konut başvuruları nereye yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, 50 bin konutluk TOKİ projesine başvurular Mart ayında başladı. Projenin detaylarını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, %10 ile başlayacağız, %12, %15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Her ilde konuma göre değişiklik gösterecek ifadesini kullandı. Hangi şehirlerde kaç konut yapılacak? TOKİ tarafından yapılacak 50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul'da, 2934 tanesi Ankara'da, 2500 tanesi İzmir'de, 2200 tanesi Adana'da olacak. Şehit ailelerine, gazilere ve emeklilere yönelik kontenjan olacak. TOKİ 50 binası konut başvurusu nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 bin TOKİ konutu için başvuruların 19 Nisan'a kadar süreceğini söyledi. Başvurular Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden yapılacak. Alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları. Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin TC vatandaşı olması. Projenin bulunduğu il ilçe sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. Toplu konut idaresinden konut satın almamış olması ve toplu konut idaresinden konut kredisi kullanmamış olması, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç, kendisine, eşine ve veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun, tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç, olmaması, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç, başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç, başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4500 Türk lirası olması, başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vesaire her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4500 Türk lirası olması gerekmektedir. İstanbul ilinde gelir şartı 4800 Türk lirası olarak uygulanmaktadır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan, birinci kategori olan şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin, ikinci kategori olan en az %40 engelli vatandaşlarımızın, üçüncü kategori olan emekli vatandaşların, dördüncü kategori olan diğer alıcı adaylarının başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir. Başvuru için gerekli belgeler. Başvuru sahipleri. Kimlik fotokopisi. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, kredi kullanım durumuna göre TC emekli sandığından alacakları hak sahipliği belgesi. Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu, en az %40 engelli olduğuna dair. Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu tarz müjdeli haberleri yararlı buluyorsanız, videoyu beğenmeyi ve videonun linki sevdiklerinizle sosyal hesaplarınızda paylaşarak onların da bu haberlere ulaşmasına katkı sağlayınız. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.